al olanı kullan. Evet. Şimdi geliyoruz bak. Beslenmede buna dikkat edecekler. Şimdi buğday dedik ya. Şimdi bakın buğday o kadar önemli bir konu ki ekmek yemeyin diyorlar. Yanlış yapıyorsunuz. Ekmek yiyecek bu toplum. Ha burada bir yanlışlık var mı? Evet var. Söyleyeyim. Bakın eskiden bu çölyak dediğimiz hastalık 2-3 yaşında bilemediniz en fazla 4-5 yaşına kadar olan çocuklarda görülen pediyatrik bir rahatsızlıktı. Bununla çocuk doktorları ilgilenirdi. Ama günümüzde kim ilgileniyor? Adam 60-70 yaşında çölyak. Ya nereden çıktı bu? Yetişkinler de buna yakalanmaya başladılar. Çünkü buğday değişti. Bakın eskiden buğdayın içerisindeki gliadin ve glutenin bunun ikisi birleştiği zaman buna gluten denir. Gluten oranı %5-6 oranındaydı. Ama bugün tükettiğimiz ekmeklerin önemli bir kısmı nedir? Gluten oranı en az %12. %12 bu glutenin vazifesi ne biliyor musun? Almanlar bunlara Kleber denir. Kleber yapıştırıcı. Yani siz ekmeği benim annem tahta şeyde hamuru mayalar, roh beklerdi. Akşamdan yoğurulur. Ertesi gün bir mayalanma süresi var. Mübarek şimdi hamuru sulandırıyor, mayayı veriyor. Pişirme süresi dahil 3 saatte ekmek piyasaya çıkıyor. 10 dakikada ekmek pişiyor. Pişmez 10 dakikada. Ha pişirebilmeniz için gluten oranını yükseltirsiniz. Çünkü o yapıştırıcı, o ekmeği bir arada tutan, gluteni sıfırlayın içerisinde o ekmek dağılır. Onun bir arada tutunabilmesi için glutene ihtiyacınız var. Tamam. Burada şimdi önemli olan nokta bunun ölçüsünün olması. Siz yani gluten oranını yükselterek ekmeği kısa sürede pişireyim, çabuk mayalansın deyip bir de sanayi mayası. Eskiden fırınlarda mayalanırdı bunlar. Yani mayayı kendisi Tabii. çoğaltıyordu. Şimdi hep sanayi mayası. Olmaz. İşte yok ekşi maya. Tamam ya ekşi maya da gluten oranı %12 olmayacak. Onun için biz karakılçık buğdayı diyoruz. Kavluca buğdayı diyoruz. Siyez buğdayı diyoruz. Bunu yediği zaman ne şişkinlik var ne bir şey var. Diyor. Gelelim otizme. Otizm burada nasıl etkileniyor? Gliadin eskiden diyorlardı ki ya işte bu çocuklarda hassasiyet var. Yani gluten hassasiyeti. Nedir o? Efendim bunu bağırsaklarda parçalayacak enzim yok. Hayda, böyle biliniyordu. Tıp bu işe çok fazla el atmadı Hüseyin. Gliadin, gluten, efendim yok bunu parçalayacak enzim yok. Olmadığı için hassasiyet var, şişkinlik yapıyor, gaz yapıyor. Hayır. Bugün biliyoruz ki buğdayın içerisinde bu yüksek oranlı gluten içerenlerde o gliadin ne oluyor? Bunu egzorfine çeviriyor. Egzorfin dediğimiz yani bunu metabolize ediyor. Egzorfin dediğiniz şey kan beyin bariyerin bağırsaklarda oluşuyor bu. Gliadin parçalanıyor, metabolize oluyor öyle söyleyeyim. Egzorfin de kan beyin bariyerini geçip opyum gibi, morfin gibi, uyuşturucu gibi etki etki yapıyor yapıyor. çocuklarda. Çocukları hiperaktif yapıyor. Çocuklar doyumsuz, tatminsiz çocuk. Lütfen glutensiz beslenin diyorlar ya. Hayır ya glutensiz ekmek olmaz, buğday olmaz. Normal buğdayı kullanacak.